Pop Saral Atürkan'ın final gecesine hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili konuklar. Son bölüme geldik şimdi artık. Serbest çalışmalar diye adlandırdığımız tarzda şarkılarını söyleyecekler yarışmacılarımız. İlk olarak Tamer gelecek. Hazan onun hangi eseri seslendireceğini şimdi hepimize söyleyecek. Evet Hazan. Evet, tekrar Tamer yanımda. Tamer'cim, aday numaranı almadan evvel az evvel Erkan'ın seslendirmiş olduğu Uzun Hava'dan sonraki türkü sözü müziği Neşet Ertaş'a ait. Onu da beyan edelim. Neredesin sen? Tamer'cim, senin hemen aday numaranı alalım. Son şarkını dinleyeceğiz. Aday numaram 106. Bol şanslar Tamer'cim. Tamer bizlere sözü müziği Kayahan'a ait Sabahlar Uzak adlı eseri seslendirecek. Tamer, huzurlarınızda. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan. Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut, vuslata dair. Akşamları imzaladığım gözyaşlarımla seni aramıyor, seni sormuyorsam o senden vazgeçtim demek değildir. Daha böyle sevecek olsam bir kalemle silerdim seni. Gel vefasız, gel vicdansız, çağırmazdım acil olmasa. Gel insafsız, ah vicdansız, yanıyorum. Vefasız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Tebrikler Tamer. Teşekkür ederim. Tamer'in Popstar Anaturka dahilinde söylediği son eserdi. Bence çok güzeldi, ben söyleyeyim. Teşekkür ederim. Böyle çok kısa, eğer bir yorumunuz varsa sizlerden rica ederim. Bu şarkı Kayahan'ın şarkısı değil mi? Bu serbest çalışma mı bu? Öyle mi? Yani bu Türk pop müziği değil mi bu şarkı? Şimdi konuya uzun girmeyeceğim. En tamam. Kısa şekliyle. Tamam. Bu çok ne önemli. Ne sorsan başıma dert oluyor Osman. Yok, son derece önemli bir konu. Çünkü ülkemizde halledilmeyen bir konudur bu. Evet. Şimdi arabesk ya serbest çalışmalar, ki arabesk deyimi yanlış demiştik. Serbest çalışmalar, halk müziği ve Türk sanat müziği. Türk sanat müziği dediğiniz zaman onun kurallarına uyuyor mu bu şarkı? Klasik formla yapılarına uyuyor mu? Hayır. Halk müziği kurallarına uyuyor mu? Hayır. Hayır. O zaman nedir bu? Serbesttir. Bakın. Bunun anlamı en basit şekliyle budur. Klasik yapılara, o kurallara uyuyor mu? Uymuyor. O zaman serbest. Ama ağırlığı nedir? Ağırlığı Türk sanat müziği olabilir. Yahut halk müziği olabilir. Veyahut da yine Adriyatik'ten Çin'e kadar olan havzada oryantal diye adlandırılan, Batılıların öyle tanımladığı bir yapı olabilir. O da evet. İslam kültürüyle bu havzanın harmanlanmasıdır. Serbest çalışmadır. Bu serbest biraz çalışma. Da anladığım kadarıyla yorumla ilgili bir hadise. Yani bu şarkıyı... Evet, bu da güzel. Bu yorumun çok büyük önemi vardır. Ama bunun yapısı serbest çalışmadır. Peki, tamam değil mi Armağan? Başka bir şey sormayacağım aslında. Yalnız bu Kayahan Bey çok tehlikeli bir insan. Değil mi? Hakikaten. Harika besteleri var, çok güzel. Çok tehlikeli. Muhteşem. Bir insan bu kadar mı hissedebilir yahu?
Değil mi Orhan? Bir aşk harika, bu kadar güzel mi anlatılır? Çok güzel bestelerin. Okuyan okuyanı beğenmez. Bestekarlar birbirini beğenmez ama sen ne diyorsun? Yok, Allah olur aşkına. Mu? Ben Kayahan'ı baştan beri bilirim. Yani. Çok iyi bilirim. Bu kadar olur ya. Çok özel. Ederim. İnanılmaz bir eser gerçekten. Ama eserleri çok pahalı. Hayatımda hiç onun şarkısını alamadım, satın alamadım. Siz bile. İşte artık bilmiyorum. Siz. Çok fazla para alıyor ama hakkı. Yani. Çok özel. Helali hoş olsun. Bence 5 misli daha az. Kesinlikle. Şu şarkıya bak ya. Aslında evet. Telif hakları tam halledilmiş olsa Bülent Hanım bunu söylemeyebilir ama maalesef ülkemizde halledilemeyen bir konudur. Halledeceğiz inşallah. İnşallah. Bir insan bu nasıl bir his zenginliğidir? O hissiyatının ulviyetini nasıl notlara dökmüş? Bu kelimelerle tarif ve tasvir edilebilecek nitelikte bir büyüklük değil. Kelimeler bazen aciz kalıyor böyle büyük sanatkarların verilerini tarif ve tasvire. Helal olsun. Helal vallahi olsun. Helal bir alkış gönderir mi Kayahan? Evet, evet. İnşallah izliyordur öyle bizi. İzlese de izlemese de ben söylüyorum. İçimdekini söylüyorum. Yani böyle bir şey yok. Olamaz. İnşallah bunlar yeni... butik elemanlar. Evet. Bir daha yerine yenisi konamaz. Butik. Peki. Tamer'e dönecek olursak. Ben karışmam. Ben konuşmuyorum. Tamam. Orhan Bey sizin Tamer'le ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Nasıl olsa sonunda not vermeyeceğiz diye bir duygunun içindeyiz. Evet, bu konuda evet. Anlaştık zannediyorum. Jüri Tamer, üyelerimiz puan vermeyecek. Evet, sadece izleyicilerimizin puanıyla. Tamer gerçekten çok iyi bir yorumcu. Ama zaman zaman hepimizin bazı yanlışları olabilir fakat düzeltiyor. Evet. Yine burada da ufak tefek nüanslar falan ama genel olarak tabii ki iyi bir yorumcu. Var bazı ufak tefek yorum yapmak istemiyorum. Peki. Ama genel olarak her zaman söylediğim gibi çok iyi bir yorumcu. Tamam. Peki çok teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Hakkım geçtiyse helal olsun. Hakkın geçtiyse helal et. Sonuna kadar. Geçmemiş. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun, bütün güzellikler senin olsun. Allah bizlere verdiği şansından sizlere de inşallah nasip etsin. Amin inşallah. Ve bizleri sevenler inşallah sizleri de sevsinler. Gönlünüzdeki Murat neyse Allah onu versin. Oh çok güzel. İnşallah. Amin. Çok sağ olun. O zaman Tamer'cim aday numaranı... Nasıl bu son konuşmamız? Tabii. Azıcık da ben konuşayım. Tabii ki, tabii ki. Son olarak siz söylediniz gerçi ama burada kaç hafta oldu? 22 hafta oldu galiba. Ya 21. haftamız olması evet, lazım. Evet oldu galiba o kadar. Ben öncelikle başta Orhan babamız olmak üzere bütün babaların bu güzel babalar gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Onlar her zaman baş tacı. Allah hiçbirinin yokluğunu göstermesin, eksikliğini göstermesin inşallah diyelim. Berhudar ol evlat. Öncelikle. Ondan sonra hep dile getirmeye çalıştım ben bugüne kadar. Hepiniz bu Türkiye'nin bence en seçilmişlerisiniz, en güzellerisiniz, en büyüklerisiniz. Ben önünüze saygıyla eğiliyorum. Sizleri tanıdığım için o kadar mutluyum, o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi. Allah inşallah herkese nasip etsin. Bir Orhan Gencebay'ın, bir Bülent Ersoy'un, bir Ebru Gündeş'in, bir Armağan Çağlayan'ın karşısında Allah herkese nasip etmeyebilir. Bize nasip oldu, çok şükür. Başka da bir şey istemiyorum ben. Biz bu yolda büyük bir round kat ettik galiba. Yani çok büyük bir yol kat ettik. Sizlerin desteğini aldık. İnanıyorum Allah bundan sonra bize yürü diyecektir inşallah. Sizlerin i̇nşallah. Desteğiyle tabii. İnşallah. Evet. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz çok mükemmel insanlarsınız. İnşallah. Kusurumuz olduysa affola. Hepiniz aklınızı helalediniz. Ben çok teşekkür ediyorum ve hepinizi çok seviyorum. Gerçekten seni çok seviyoruz Tamer'cim. Sizler bir tanesiniz. Tamer'i bir daha büyük bir şekilde alkışlayalım mı? Ve lütfen Selçuk hocama ve bu değerli orkestraya sizlerden alkış istiyorum. Lütfen. Bize her zaman en güzel şekilde eşlik ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok önemliler. Ve boylarımız aynı gerçi ama. İşte Türkiye'nin en tatlı patronum diyorsunuz ya. En tatlı patronu, en tatlı sunucusu Osman Taner Kır. Çok teşekkür ederim. Kocaman alkış lütfen. Sonuna kadar.
Çok teşekkür ederim. Biz sana çok efendim hepinize eğlenceler diyorum. Sağ olun. Ama bir dakika. Efendim? Aday numarası. Ha, 106. Devam ediyor. 106 Tamer'in evet. Aday numarası. Boyu süper Tamer'in. Sırf boyu için oy atabilirsiniz. Tamer'e bir alkış daha.